İyi günler sevgili çocuklar. Ben öğretmeniniz Benek Kırkul. Dersimiz matematik, konumuz eşit kesirler nasıl elde edilir? Matematik 4 kitaplarınızda sayfa 146'dan beni takip edebilirsiniz. Sayfa 146'da gördüğünüz üzere oradan beni takip edin çocuklar. Şimdi görelim bakalım. Eşit kesirler nasıl elde edilir? Eşit veya denk kesirler nedir? Bir bütünün aynı büyüklükteki parçalarını belirten kesirlere eşit veya denk kesirler denir. Örneğin, 1 bölü 3 veya 3'te 1, 2 bölü 6 veya 6'da 2, 3 bölü 9 veya 9'da 3, 4 bölü 12 veya 12'de 4, bu sayıların hepsi çocuklar birbirine denktir, eşittir. Görelim bakalım o zaman nasıl eşit oluyor. Mesela 1 bölü 2, 2 bölü 4 ve 4 bölü 8 de birbirine eşittir. 1 bölü 4, 2 bölü 8 de birbirine eşittir, yani denktir. Şimdi kitabımızdaki örneğe bakarak daha iyi anlamaya çalışalım benim bu söylediklerimi. Şimdi şekillerde gördüğümüz üzere dairemiz var, bir bütünümüz var. İki eş parçaya bölünmüş ve boyanan bir kısma ne denmiş? 2'de 1 veya 1 bölü 2. 2'de 1 denmiş. Şimdi diyor ki 2'de 1, 4'te 2'ye eşittir. Nasıl oluyor? 4'e bölünce, 4 eş parçaya bölünce aldığımız 2 eş parça bir bütünün yarısına eşit olduğu için 1 bölü 2, 2 bölü 4'e veya 2'de 1, 4'te 2'ye eşit sayılıyor. Daha küçük parçalara böldüğümüzde durum yine değişmiyor. 8 eş parçaya böldüğümüzde 8'de 4 parçasını aldığımızda diğerlerine eşit olmuş oluyor. Nasıl? 4 parçayı aldığımızda yine bütünün yarısını almış oluyoruz. Değil mi? Gördüğünüz üzere yarısını alıyoruz. Ancak o yarıyı burada 4'e bölmüşüz, burada 2'ye bölmüşüz, burada ise bir parça olarak veriyoruz. Ancak giden alınan kısım denk birbirine. O yüzden deriz ki 2'de 1, 4'te 2 ve 8'de 4 birbirine denk, birbirine eşit kesirlerdir. 4'te 1'i alınmış diğer şeklimizde. 8'de 2'ye eşittir demiş. Bir bütünü 4'e böldüğümüzde ve 4'te 1'ini aldığımızda 8'e bölüp 8'de 2'sini aldığımızda aynı büyüklükte eş parçayı almış oluyoruz. O yüzden bu iki kesir birbirine eşit, denk kesir sayılmaktadır. 3'te 1, 6'da 2, 9'da 3, 12'de 4 kesirleri aynı büyüklükteki parçaları belirtirler. Yani buradaki sayılar farklı ama aynı büyüklüğü belirttikleri için birbirine denktirler çocuklar. Bir bütünün aynı büyüklükteki parçalarını belirten kesirlere denk kesirler demekteyiz. O zaman 3'te 1, 6'da 2'ye, 9'da 3'e ve 12'de 4'e eşittir veya denktir deriz. Buradaki örneğimizde de gördüğümüz üzere mesela yarım ekmek aldık. Büyüklüğü bu kadar. 1 bölü 2 yarım ekmek, ekmeğin bütünün yarısı. Buradaki resmimizde yine yarısı var. Ancak 4'te 2 demişiz. Niye? Çünkü o yarısını yine yarıya bölmüşüz, değil mi? 4'e bölmüşüz bütünü. Bu yarıda 2 parça kalmış bize. O zaman 4 parçadan 2 parçasını almış oluyoruz. Ama büyüklük aynı olduğu için 2'de 1, 4'te 2'ye denk
kesir sayılıyor. Aynı bütün ekmeği 6'ya böldük. Yarısı büyüklüğünde olan ekmekten 3 parça aldığımız zaman 2'de 1 ile eşit parçayı almış oluyoruz. Ancak daha küçük parçalar halinde. 3 küçük parça halinde yarım ekmeği alıyoruz. O zaman 6'da 3 de 2'de 1'e denktir. Aynı ekmeği yine 8 parçaya böldük. Daha küçük parçalar elde ederiz değil mi? 8'e bölersek. Yarım ekmeği aldık yine. 2'de 1'ini aldık ama daha küçük parçalarla aldığımız için 4 kişiye verebiliyoruz değil mi bunu? 1, 2, 3, 4. 8 parçadan 4'ünü aldık. Yarım ekmeği kullandık. 2'de 1 de yarım ekmek. 4'te 2 de yarım ekmek. 6'da 3 de yarım ekmek. 8'de 4 de yarım ekmektir çocuklar. O yüzden bu kesirlerin hepsi birbirine denk kesirlerdir. Burada da gördüğümüz üzere büyüklük aynı değil mi? Ancak eş parçalara bölünürken farklılıklar görülüyor sadece. İlkinde 3 eş parçaya ayrılmış aynı büyüklükteki bir bütün. 2 tanesi alınmış. 3'te 2 diyoruz ona. Aynı bütün 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya ayrılmış. 4 tanesi alınmış. O zaman 6'da 4 diyoruz buna. Aynı büyüklükteki diğer bütün yine 9 parçaya, yani daha küçük parçalara ayrılmış. O parçalardan 6 tanesi alınmış. 9'da 6. Alınan kısım, bütünden alınan kısım aynı büyüklükte olduğu için ne kadar küçük parçalara bölünmüş olunurlarsa olsunlar birbirine denk sayılmaktadırlar. 3'te 2, 6'da 4 ve 9'da 6 birbirine denk kesirlerdir. Aynısını burada da görmekteyiz çocuklar. Şekilleri inceleyelim. Bu bir bütün. Diğer iki bütün de aynı büyüklükte. Ancak bu ilk bütünümüz 2 parçaya ayrılmıştır. 2'ye bölünmüştür. Kaç eş parçası alınmış? 1 eş parçası alınmış. O zaman 2'de 1. 4 parçaya bölünmüştür. 2 eş parçası alınmıştır. O zaman 4'te 2. Alınan büyüklük aynı. 6 parçaya ayrılmıştır. 3 eş parçası alınmıştır. Alınan parça büyüklüğü aynı olduğu için 6'da 3 diyoruz ve bu her 3 kesir birbirine denktir diyoruz. Çünkü alınan büyüklük aynı. Ev ödevi olarak Matematik 4 kitaplarınızda 146. sayfadaki 3. 4. ve 5. ödevleri yapınız. Görüşmek üzere çocuklar.